seviyesini siz düşünün. Şimdi vurdu. Alexander Maksimov. İşte buydu demek istediğim şu. Çok iyi internet lan. Çok iyi internet. Allah'ım. Ayda yılda bir olan bir şey. Onun için de Adobe Premiere Pro gerekiyor. Bir şut. Ya bu ne ama ya? Bu ne şimdi? Kalecinin üstüne gelen topu yiyor ya. Biz de deneriz abi onu. Oha. Dönemeyi biraz sallarsanız oluyor abi bu işler. Tüh. Allah senin belanı vermesin ya. Çok sinir bozucu. Vallahi çok sinir bozucu. Biz vuracağım. Yarım saat böyle 60 yaşında adamlar gibi hareketler yapıyorlar ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir eFootball 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Farklı bir şut stratejisi belirledim. Çok güzel bir şut taktiği buldum. İnanılmaz güzel bir şut taktiği. Onu bu maçta deneyeceğim. Eğer tutarsa bu şut taktiğimi sizlerle beraber şunu yapacağız. Bir sonraki videomda bu şutları nasıl çektiğimi sizlere anlatacağım. Çok farklı. Daha önce hiç denemediğim inanılmaz bir farklı taktik. Çok da hoşuma gitti. Bu yapması da çok rahat. Rakip kaleciyi kontrol bir yerde bırakıyor. Topa öyle bir yön veriyor ki mükemmel bir şey yapıyor. Bunun da detaylı videosunu çekeceğim ama şimdi bunu maçta denemek lazım ki görelim hep birlikte. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Hoşunuza gitmesi en önemli şey. Hoşunuza gittiği zaman beğeniye basıyorsunuz çünkü. Yani şu an bana destek olmak adına da beğeniye basabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim çünkü videolar sonuna kadar izlendikçe önerilmesi artıyor ve bize büyük destek oluyor. Hani süper teşekkür göndermeniz kadar güzel bir şey olur benim adıma. Sizlere teşekkür ediyorum. Eğer işiniz varsa sonra da izleyebilirsiniz. Şimdi Mbappe aldı topu. Mbappe lan pasa bastım yanlışlıkla. Attı golü. Yanlışlıkla pasa bastım yemin ederim. Vallahi yanlışlıkla pasa bastım ama attı golünü Mbappe. Allah Allah. Gerçi bazen telefonla oynuyorum ya. Telefonla oynayınca arada bir ölçüm yani fark var arada. Bir ekran boyut farkı var. O fark da işte böyle sorunlar yaşatabiliyor bize derken sonunda gidik araya. Şimdi verdi Kante pasını. Alexander Said Maximim. Eze'yi gördü. Eze'den önce Cruyff. Nasıl geldin aldın o topu Cruyff? Eze şok oldu. Daha olayın şokunda kendine gelemedi. Sağlık görevlileri Eze'ye destek oluyor orada. Haaland yani topa tekme atar gibi böyle yani topa vurma değil de bu topa tekme atma. Bildiğin topu tekmeledi ve attı golünü. Erling Haaland'ın klas golleri bu her zaman attığı goller. Tekrarını izliyoruz. Çok güzel vuruyor. Ben bu tür şutları seviyorum. Yani var ya düşün der böyle vurursun ya adamın suratına tekme atar gibi attı golünü. Tebrikler Haaland. Şimdi Kante verdi pasını. Engellediler be. Hadi lan Maximin. Haaland'dan önce kafayı vuramadık. Şimdi Nedved. Aldı bu topu Hakan'la. Hakan verdi pasını Alexander Said Maximin. Döndü Mbappe'ye. Mbappe'den Eze'ye mükemmel bir top düşüncesi geçmedi. Lan bizim sağ açık ne geziyor yukarıda sağ açık. Verdi pasını şimdi. Lan Koman ne geziyorsun orada? Allah Allah. Çok tuhaf. Kingsley Koman. Görev bölgesinden çok uzak bir yerde top almaya geliyor. Şimdi Mbappe'den Kingsley Koman'a şut pozisyonunu vurursam deneyeceğim şimdi. Şöyle bir denedik ama engel oldular. Biraz da etrafımızda adam olmaması gerekiyor. Kısa bir sürede bir boşluk yakalarsak orada yapacağız arkadaşlar. Van Dijk döndü. Şimdi De Ligt çok iyi bir top attı mı? Attı ama yetişemedi. Kingsley Coman. Roberto Carlos verdi pası Cruyff'a. Cruyff'tan Patrick Vieira. Vieira'dan Mbappe. Lan hadi be. Maximum ayak duyuyorsunuz. Lan ben gece vardiyasından geldim. Yeni uyandım. Video çekiyorum da size ne oldu yani? Siz yapay zekasınız. Sizin uyanık beklemeniz lazım. Alexander Arnold direkt olduğu gibi centilmence tacı bize bıraktı. Halbuki bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Uzun topla kontra atakta hepsi ileriye gidiyor. Kalabalık olduğumuz bölgeye doğru atıyorum. En azından topu alamasak bile oradan seken topu bir tane oyuncumuz alsın diye. Ya niye kapayla vuruyorsun abi? Göğsünü yumuşatsan o topu. Kante verdi pasını. Şimdi Maximim. Bu bırakmadılar yine ya. Çok iyi yapışıyorlar ya. Bir taktik var onu yapıyorum. Ama işte bırakmadılar iki defa oldu. Deneyeceğiz bir sefer atacağız. Aha çok güzel pas. Çok iyi. Lan ayak koysanız da. O da bekledi. Bizim oyuncular da bekledi. Çok saçma Konami'nin yani yaptığı şey. Adam orada gol atacaktı tabii ki. Alamadık.
Lan var ya. 2024 güzel olur umuduyla yaşadık. Daha kötü oldu sanki ya. Lan lan nasıl atamazsın o topu? O topu atamayan oyuncu kimdi? Onu devre arasında çıkartacağım oyundan. Lan hemen söyleyeyim arkadaşlar, o pas veremeyen kimdi? Onu bak bak ya abi, yapmayın şunları ama ya. Ya yapmayın şunları ama ya. Lan oğlum nasıl bir maç bu ya? Sıkıştı kaldı top orada. Çok sinirlendi Oliver Kahn. O kadar sinirlendi ki ileriye degaj attı bu yüzden. Kingsley Coman. Abi ya şu top ayağınıza niye gelmez? Lan bak yukarıda boşluk attı çok şükür. Bırak Allah için, Allah için bırak. Bırak bir gole gidiyor şuradan bırak. Versene abi ya, pas vermişim, topa basıyor, takla atıyor, 50 tane şekil yapıyor. Biz de döndükten 2 saniye sonra döndüğü için o çalımları yapamıyoruz Japonlar gibi. Yapamadık, olmadı. Deneyimdir. Ya bunun mantığı ne aslında biliyor musun? Sağ çapraza çekip sol çapraza vuruyorsun. Maksimumlere geldi ya, terse çekip ters yukarı köşeye vuruyorsun. Müthiş gidiyor top. Ama şimdi yapamadım. Biraz da elime alışması gerekiyor sanki. Mbappe, Mbappe, izlediysen bu videoyu buraya kadar bir beğeni atarsın umarım. Şimdi Kante ayak koydu. Lan hadi lan. Çok sinirliyiz, agresif bir şekilde baskı yapmak istiyoruz ama oyuncularımız baskı yapmıyor yani. Şu baskı tuşu çalışmıyor herhalde şu an. Şimdi bak, böyle çekeceksin. Böyle ya, vur işte vur. Yani yarım saat neyi bekliyorsun abi? Ver o topu Coman'a. Coman aldı. Çok sinirlendi Coman. Coman döndü. Garip bir tur daha döndü. Attı çalımını Kingsley Coman. Faul var. Yerden gönderdik. Gerisine White vurdu. O kadar kötü vurdu ki kaleci olmasa bile goldü zaten de. Kaleci olmasa. Yani kötü vurdu işte. Diyecek bir şey bulamadım. O kadar kötü vurmuş yani. Düşünün. Seviyesini siz düşünün. Şimdi vurdu. Alexander Maksimir. İşte buydu demek istediğim şut. Abi nasıl kaçar ya? Mükemmel vurdu, mükemmel. Vurursun Eze. Vurdu Badran. Bir anda oyuna renk geldi. Hareketlilik geldi. Pas geldi Erling Haaland'a. Çok güzel bir şut. Demek ki olayı çözmüşüm de. Sadece biraz vurabilirsem bir daha. Lan hadi bak, çok güzel gidecektim. Hissettim bunu ya. Bir daha deneyecek şimdi Alexander Maksimir. Maksimin bir daha denedi dışarıya. Topun dönüşünü görüyor musunuz? Şimdi Delight. Kafayla indirdi Delight. Top düştüğü yerde Mbappe verdi Maksimin'e. Maksimin sinirlendi Maksimin. Bırak dedi. Bırakın lan beni dedi. Kimse bırakmadı. Ayıp ettiler Maksimin'e. Canım Maksimin. Osimhen'den Nedved. Nedved. Hadi ama dostum. Mendes. Oynadı şimdi. Atarsın harikasın çünkü sen var ya sen. Adamın kralısın ya. Vuracak mı, vurdurmadılar lan. Ya çok ağır kalıyor sadece ya, sıkıntı orada. Oğlum. Niye ya? Niye? Japonya'ya gidip mi oynayalım bu oyunu, ne yapalım bilmiyorum ki. Yaptığım hareketi 2 saniye sonra yapıyor ya. Neymar buradan gol yersek kötü olur dedi Neymar. Neymar. Neymar gol atarsa kötü olur dediler Neymar'a. İyi bir tuzak kurmaya çalıştık ama herhalde işe yaradı. Şuradan kafayla vurabilirsek iyi olur. Marquinhos. Tchouameni. Tchouameni vurdurtma Tchouameni. Tchouameni. İndiremedi. Carlos orada aldı topu. Lan omuzu düzgün at. Düzgün boşluğa omuz mu atılır? Çok ağır abi, görüyor musunuz ya? Çok ağır ya. Vallahi çok ağır ya. Ve maç 1-1. 2 santra golü var maçta. Başka bir gol olmadı zaten. Olsaydı oraya da yazardı. Şimdi aldı topu Neymar, atarsa tehlike, geçerse tehlike, verirse tehlike, her şey tehlike. Aşağıdaki boşluk çok tehlikeli. Bu kadar kötü atılmaz. Ama yapma ya Mbappe bak abi, görüyor musun oyun donuyor ya. Yani baskıyı yapmıyor, alamıyorsun topu falan. Yapma gözünüzü seveyim ya. Lan bırak ulan Koulibaly be. Çok mu para verdiler sana o topu alman için? Maaşın mı değişti, ne oldu? Prim mi verdiler? Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi Tchouameni verdi pasını, alırsın, verirsin, yaparsın, atarsın, ben yemezsin inşallah. Bak adam benimle duvar pası yapıyor ya, bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Maç 1-1 bitti arkadaşlar. Ama yetti mi yetmedi, ben ikinci maça geçeceğim ya, böyle olmaz, böyle olmaz. Çok iyi internet lan.
Çok iyi internet. Allah'ım. Ayda yılda bir olan bir şey. Süleyman abinin kadrosuyla oynadığımda hiç yenilmeden, klasman 5'ten hiç yenilmeden, altını çiziyorum, klasman 1'e çıktım. Biliyorsun Süleyman abinin kadrosunu. Lan oğlum internet sen iyi değil miydin az önce? Tövbe yarabbim ya Resulallah dedik. Şuradan attı topunu. Carrasco orada. Carrasco müthiş bir orta. Abi Carrasco çok iyi. Bende var, niye oynatmıyorum ben bu adamı ya? Ortaları iyi. Top sürmesi hızı çok iyi adamın. Marquinhos sinirlendi Carrasco'ya. Attı topu şimdi Kingsley Coman'a. Coman. Çok sinirli vurdu Coman. Kaleyi tutsaydı tehlikeli olacaktı be. Çok sinirlendi Coman. Saçlarını falan fönletmiş ama sinirinden o da işe yaramamış. Şimdi indirebilirsek tehlikeli olur. Aldı orada Lampard. Lampard ver abi. Şuradan. Hop. Bir tane YouTube bildirimi geldi. Bu abimizi takip ediyorum. Video düzenleme sayfalarını. Daha iyi editler yapabilmek için ama işte onun için de Adobe Premiere Pro gerekiyor. Bir şut. Ya bu ne ama ya? Bu ne şimdi? Kalecinin üstüne gelen topu yiyor ya. Biz de deneriz abi onu. Oha! Orta içeriye Lampard'dan. Kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Marquinhos orada mı değil? Kim? Mbappe. Verdi pası Mbappe. Alexander Arnold. Çattı top. Arnold. Eto. Fernandez. Bu maçı yenileceğiz gibi hissediyorum abi. Yani oyuncularından performans alamadığımı gördüğüm zaman zaten yenileceğimizi anlıyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Yani yenileceğimiz belli bende. Vallahi bak. Zaten ilk golü kalecinin yeme şeklinden anlayabilirsiniz. Hatta maça başlamadan oyuncularınızın düşük modda geldiğinde bile anlayabilirsiniz bunları arkadaşlar. Çok basit şeyler. Ya internet senin var ya, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Tam adrenalinin olduğu anda internet mi artık? Neyden dolayı bir şeyler oluyor da. Bir şut Haaland'dan geçmedi. Kafayla indirdi Haaland. Verirse güzel olur. Lampard 35 saniye düşündü. Eto vururken bu kadar düşündü mü? Hadi kıyaslamasını yapın. Ya var ya. Saniyesini ölçeceğim artık sinirden ya. Ya oyun orada kızışınca oyun kastı orada. Bu tabletle mi alakalı, internetle mi? Bence internetin sıkışma anlarında yetersiz kaldığıyla alakalı oluyor bence. Şimdi aldı Pedri'yi. Gönderdi Pedri'yi. At bak bekliyor abi. Yani bu çok net bir şekilde belli yani. Maçın başında belli ediyor. Oyun senin kazanıp kazanmayacağını bence maçın başında belli ediyor. Hatta şu an benim aslında bir şeyler değiştirmem lazım. Ki oyuncuların modu yükselsin. Modu çok düşük şu an görmüş olduğunuz gibi. Bak görüyor musunuz? Şaka gibi ya. Bak şaka gibi. Attığı yere bak. Verdi pasını şimdi Delight. Delight sinirlendi, Kante'ye attı. Kante çarparak adam duvar pası yaptı ya. O kadar hızlı geliyor ki durduramıyorsun. Bu kadronun yetersizliği şu bu değil ha. Konami'nin pisliği. Başka bir şey değil. Lan oğlum nasıl faul yok lan? Bu kadar basit ya. Yani Konami'nin yüzünden bu maça değil ha, bu oyuna komple. Keşke böyle bir oyunla tanışmasaydım hayatım önce. Konami'ye biraz sallarsanız oluyor abi bu işler. Çok iyi gitti hatta Alexander Said Maximin. Bak sistem değişikliği yapınca oyuncuların modu yükseliyor biraz, görüyor musun? Bir tane daha atarsak şimdi yemezsem şunu çok yoracak. İyi alıştın sen. İyi alıştın. Kardeşim iyi alıştın sen oradan böyle. Vurayım da yesin Oliver Kahn'a. Oyuncularımızın modu yükseldi gibi hissediyorum. Hissediyorum kazanacağız bu maçı. Hadi lan. Carrasco. Kante. Kante. Alıştın onu be Kanten be. Aslan Kanten. Lan nasıl alamıyorsunuz ya? Benim oyuncularım 35 saat düşündükten sonra yarım saat sonra karar veriyor sonra. Tüh, Allah senin belanı vermesin ya. Çok sinir bozucu. Vallahi çok sinir bozdu. Biz de seviniyoruz. Taktik şey yapacağız diye, kazanacağız diye.
Ama Konami diyor ki sen diyor bekle kardeşim diyor bekle diyor. Sen 2-3 maçını kaybet. Bak 2-3 maçını kaybet sonra ben sana 4-5 maçını kazandıracağım. Klasman 2'de kalacaksın. Son maçlarda kazandığın için bir gaza gelip bir daha oynayacaksın diyor. İlk maçlarda kaybedip sana çok güzel sistemi var ya. Sen ilk 2 maçı falan kaybediyorsun 1-2 maçı. Puan kaybediyorsun. Sonra diyorsun ki nasıl olsa telafi ederim. Önümde 5 maç var. Sonra 5 maçın 4'ünü kazanıyorsun. Son maçı bir daha kaybettiriyor sana. Lan diyorsun bir dahaki sefere alacağım bunu diyorsun. Ve sinirleniyorsun. Sonra bir şeyler yapıyorsun. Ve bir golü atıyorsun. Konami'nin sırlarını ortaya çıkardıkça gol atıyoruz. Farkında mısınız? Tamamen Konami. Senden nefret ediyorum ya. Vallahi bak. İnşallah şirketiniz beni duyuyordur. Dinliyorsunuzdur. Sizden nefret ediyorum. Nefret ederek oyun oynarım. Bundan mutlu musunuz? Rafael Leo'dan bir manvur. Bak görüyor musun? Kaç dakika düşünüyor görüyor musun? Etrafı adam dolmadan vurmuyor. Niye bunu yapıyor ya? Adam çekiyor vuruyor lap diye yapıştırıyor golü. Biz orunca yarım saat böyle 60 yaşında adamlar gibi hareketler yapıyorlar ya. Şimdi verdi pasını. Ya yaz onu be. Ya at o pası. Yazalım o golü ya. Ben acele ettim orada. Konami'nin hatası yok bu sefer. Gerçekten. Benim kendi şahsi hatam. Doğru ya doğru şimdi kardeşim. Lampa. Verirse güzel olur. Verdi güzel oldu. Rafael Leo. O da verdi. Daha güzel oldu. Lan ne oldu? Lampa ne oldu kardeş? Eze çok sinirli bir şekilde aldı ama gerek yok. Yani topu alıp rakibe verdikten sonra topu... Bak ya ayağımın önündeki topu adam duruyor. Benim kontrolümdeki top. Şimdi Haaland. 35 saat düşünüp pas vermeye karar verdikten sonra pasını atmak için zamanı kalmadı. Çünkü bütün zamanını orada pas vermeye çalışırken, kendisini düzeltmeye çalışırken harcadı zaten. Siz ne düşünüyorsunuz? Haksız mıyım sizce? Gerçekten soruyorum bunu ya. Gerçekten bu soruyu soruyorum sizlere. Haksız mıyım Konami'nin hakkındaki düşüncelerinde? Lan güzel bir top ha. Oha be kaleci. Oha be kaleci. Bir de top taca benden çıkıyor görüyor musun? Bu maç burada bitti. Maalesef böyle bitti. Şutumuzu deneyemedik bile. Ve maç bitti. Yeter lan Konami. Senden nefret ediyorum. Vallahi nefret ediyorum Konami'den. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok sinirim bozuldu. Hakkınızı helal edin. Kusuruma da bakmayın ya. Vallahi kusuruma bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.